Hoş bulduk Umut Usta. Nasılsın? İyi İyi misin? Allah'a şükür. Gene kavuştuk yani. Çok şükür. Allah iyilik Bayram versin. Geçti. Yoğunluk nasıldı? Bayramdan önce yoğunluk çok aşırıydı. Bayramdan sonraki haftada tabii ki yoğunluk vardı ama gel gelelim bugün için rölantiye girdik yani. Evet, yavaş yavaş dükkan Yani sakinleşmiş. sakinleşti. Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Geçen haftalarda Mehmet Usta ile birlikte klima ile ilgili bir video yapmıştık ve çok izlendi. Sağ olun, teşekkür ederiz izlediğiniz için. Mehmet Usta da yaklaşık yarım saat boyunca bize elinden geldiği kadar ve bildiği kadar, yapabildiği kadar aynı zamanda çalışarak anlatmaya çalıştı. Şimdi ben klima ile ilgili sizin sorduğunuz aslında uzun bir videoydu ama şimdi daha kısa bir video yapacağız. Öncelikle izlediğiniz için teşekkür ederiz. Burası arkadaşlar en çok gelen, hocam orası neresi? Nerede bu dükkan diye soruyorsunuz. Burası Bursa'nın içerisinde, Yıldırım tarafında, otosansız sanayi içerisinde Acar klima radyatör işi yapıyorsunuz, değil Evet, mi? hocam. Yani burası Bursa'da arkadaşlar, unutmayın. Şehir dışından da çok arayan soran oluyor, WhatsApp'tan çok arayan soran oluyor. Onlara da elimizden geldiği kadar telefondan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çalışıyorum. Abi ben klima ile ilgili Vallahi. video yaptım. Benim de başıma geldi. Benim salyangoz fan birdenbire hiçbir şekilde çalışmamaya başladı. Hiçbir Evet. şekilde üflememeye başladı. Ne sıcak ne soğuk. Evet. Ben yani salyangoz ya da herhangi bir fan neden üflemiyor? İçerideki fan sigorta atmış olabilir. Çünkü o kalorifer sistemiyle beraber aynı yani havayı veren bir sistemdir. Evet. Klima ile bir alakası var mı? Yok. Yok. Nasıl O oluyor? hem Sadece sıcak hem hava. soğuk. Hem sıcak hem soğuk. O nedir? Kalorifere geçtiği zaman kaloriferin sıcaklığını verir. Soğuğa geçtiği zaman klimanın soğukluğunu verir. Evet. Onun ayrı bir tesisatı vardır. Sigortası vardır. Sigortası atmıştır. Motor yanmıştır. Açıkçası ben 2-3 gün arkadaşlar bu konuyla ilgili uğraştım. Sağ olsun Fethiye'deki usta çok yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ederim. Ben de sigortadan şüphelenmiştim ama sigortanın arkasında bir rölesi varmış. Röleden Rölenin olabilir. bacağında bir oksitlenme falan var Evet. herhalde. Çalışmadı. Çalışmayınca da bizim iş olmadı. Evet. Abi yine bir soru var. Ya benim sorum ama en çok da gelen sorunuydu. Böyle klima açınca pıs, pıs diye böyle 3-5 saniye bir ses geliyor. Bir de ben mesela başkaları da sorar. Klimanın iyi soğutup soğutmadığını nasıl anlayacağım? O ses niye geliyor? Önce bir onu O cevaplandır. ses niye önce geliyor? Klimada iç evaporatör dediğimiz bir radyatör var diyelim. Radyatöre çek valvi püskürtmesiyle, gazı püskürtmesiyle oluşan serinliği biz kendimize alıyoruz. Havanın vermiş olduğu havayla beraber. Yani gaz çok az bir şey eksiktir. Arabada çok az bir şey eksiktir. O ne oluyor? İlk beraber pis yapar, ondan sonra keser, devam eder. Ha, gaz az eksikse bu durum oluyor, değil mi? Az eksikse olur Örnek ama veriyorum. çok gelirse, devamlı gelirse gaz eksik demektir. Daha Zaten fazla. daha tabii daha fazla gelirse gaz eksik demektir. O da zaten kalın boruya demiştik geçen sefer de kalın boru soğuk olacak. Evet. O soğukluğu hissedemezsiniz dışarıda zaten. Ha, O yani eğer soğukluğu yeteri keser kadar yani. soğuk değilse Değilse o zaman o eğer o zaman tıslama 3 saniye ise gaz %5 eksik örnek veriyorum. Ama aynen daha fazla uzun aynen. süre şey yapıyorsa Yapıyorsa o daha zaman bu fazla %40 eksik. %50 eksik olabiliyor. %30 eksik, %40 eksik, %50 eksik Bir de şöyle olabilir. bir şey var. Ben yorumlarda sorularda da okuyorum. Mesela kimi kullanıcı diyor ki ben geldim açtım klima içerisi buz gibi oluyor. Kimi de diyor ki yeteri kadar soğutmuyor. Bunun standardı ne abi? Yani yeteri kadar Standart. soğutma ne demek? Bakın şimdi bazı insanlara göre sıcaklık ve soğukluk oranları değişir. Sıcaklık ve soğukluk oranları değiştiği için ben kendi arabamda bile yani kısa mesafe gittiğim zaman kısa mesafede soğukluğu elde edemem. Elde edemem. Elde edemediğim gibi uzun mesafe gitmem lazım. Uzun mesafe gittiğin zaman ne oluyor? Soğukluk odanın içi soğuduğu zaman siz soğukluğu elde ediyorsunuz. Yani Evet. araba da aynı. Arabanın içindeki sistem komple boruları var, torpidosu var. Diyelim ki güneşte gidiyorsun. Torpido 50 derece, 45-50 derecelere varıyor. 55 derecelere varıyor sıcaklığı. Onun içinden gelen hortum seviyelerinden soğukluk ne oluyor? Klimadan çıkışlık diyelim ki eksi 1'lerde, 2'lerde ama bana gelene kadar eksi 5 oluyor. Göğüse tuttuğunuz zaman torpidonun orada göğüs kısmına Artı tuttuğunuz 5 zaman oluyor daha doğrusu. o orası Eksiden sıfırdan artıya doğru çıkıyor. artıya doğru Isınmaya çıkıyor. başlıyor gaz. Yani ısınmaya Hava. başlıyor. Yani havayla beraber değişiyor. Olay Bir bu. de gelen WhatsApp sorularını YouTube'da da vardı. Mesela diyor ki rölantide az soğutuyor ama tam gaza basınca iyi soğutuyor.
Kompresörün pistonlarının zayıflığından kaynaklanıyor. Zayıflanıyor, değil mi? Tabii. Yıllar geçtikçe. Tabii yani zaman geçtikçe pistonlar zayıflıyor. Zayıfladığı zaman da ne oluyor? Gaz vakumlaması daha az oluyor. Yani pistonların basma seviyesi daha az oluyor. Az olunca da ne oluyor? Rölantide sıcaklık fazlalaşıyor. Yeterli kadar basınçlandırmıyor diyorsun. Yani ondan. Başka bir şey değil. Abi bir de şöyle bir şey de var. Mesela gelenlerde özellikle Japon grubu kullanan. Diyor ki arkadaş benim Toyota'm var. 15 yıldır ne gaz bastım ne bakım yaptım. Allah'a çok şükür süper de gidiyor. Yani biz bunu geçen sefer de seninle konuştuk. Hatta bana da eleştirmişler. Ben dedim ki orada %5, %10 gaz eksilir demiştim. %5. Hiç eksilmiyor. Ben yıllardır aynı şekilde kullanıyorum. Geçen sefer de demiştik kapalı sistem. Evet. Gaz olayı. Ondan sonra gaz olayı kapalı sistem olduğu için adam arabasını herhangi bir yerde kurcalattırmadıysa, herhangi bir arızadan dolayı kurcalattırmadıysa tamamen gazı orijinal gaz, hortumlar yerinde, şeyler, o-ringler yerinde, hiç kurcalanmamış 10 yılda gidebilir. Ama normalde bugün piyasada az geçen sefer dedik hortumlarda kılcal çatlaklıklar oluşabiliyor. Özellikle içten oluyor. İçten belki dıştan da değil. Dıştan da oluyor, içten de oluyor. Ama ne oluyor? Çok az bir şey eksiltme olabiliyor. Yani onu da artık bir şey yapamıyoruz. Çünkü makineler %1, %2, %3 sıfır nokta olarak söylüyorum bunu ben. 0.1, 0.3 bunu görmüyor ama %1, %0.7'den sonrasını makineler 6'dan sonrasını kaçağı tespit ediyor. Bir şey daha soracağım abi. Daha sonra videoyu bitirelim. İstersen biraz böyle gel. Ben de o aracın sesini de gelmemişim buraya. Estağfurullah. Abi klima ile ilgili mesela ben de soruyorum. Diyorum ki ya klimada sorun var. Diyorlar ki önce hocam öndeki fan açıyor mu? Öndeki fan çalışıyor. Evet. Öndeki fan çok önemli. Çok kritik bir şey. Onu merak kritik ediyorum. Kritik bir şey. Gaz ısınma yapıyor. Isınma yapınca aynı evdeki klimalar gibi. Nasıl dışarıda dış ünite var. Gazı soğutuyor. Gazı soğutuyor. Motor basıyor. Püskürtmeden içerideki evaporatörden iç üniteden bize soğukluk geliyorsa bu klimalar, araç klimalarında da dışarıdaki fan mutlaka çalışmak zorunda. Evet. Çalışmadığı zaman Allah göstermesin ufak çaplı bir bomba gibi yani hortumu patlar, bir yerli patlar, klima peteği patlar. Peki o fan, klimanın fanı ayrı mı? Yoksa normal öndeki, radyatör fanla öndeki, aynı? Bazılarında ayrı. Bazılarında ayrı. Bazılarında ayrı. Bazılarında ayrı. Evet. Opel grubunda filan çift fan vardır bazılarında. Opel Vetra B'lerde filan. Bazı arabalarda tek fan vardır. Röle sistemiyle ikisi birbirine entegre olmuştur. Ne olur soğutmayı devam eder. Peki abi bir şey daha son onu artık kapatalım istersen videoyu da. Klimanın çalışması arabanın çekişini düşürür mü? Tabii. Ne kadar düşürüyor? Bunun kriteri ne? %5 mi? %10 mu? %5 mi? %10 mu? Şöyle söyleyeyim ben size. Geçenlerde de göstermiştim bunu. Arabanın içinde kompresörün içindeki pistonlar. Bu pistonlar çalışıyor. Nereden gücü alıyor? Kayış sayesinde. Kayış sayesinde motorda. Kayış sayesinde. Kayış buna bağlanıyor. Kayış buna bağlanıyor. Bu bunu çeviriyor. Bu içindeki pistonları çeviriyor. Pistonlar döndüğü müddetçe kayış ne oluyor? Yük biniyor. Motorun krankına yük biniyor direktman. Motorun krankına da yük bindiği zaman ne oluyor? Bu haliyle biraz daha arabanın çekişini düşürüyor. Olay bu yani. Anladım. Ama onu, düşürmek mecburiyetinde. Onu geçen sefer de sen söylemiştin. Demiştin ki özellikle yani yüksek hızda giderken ya da böyle gaza basarken açmayın. Bir anda acil tuşuna basmıyor. Açmayın. Otomatiklerde sorun olmayabilir ama böyle manuellerde sorun olabilir. Otomatik olsa da yavaş hız seviyesi düşükken açın klimanızı. Anladım. Düşükken yani 120 ile 130'a giderken o ben çok sıcak oldu. Ondan sonra acık serinleyeyim. Klimaya basayım. 120 ile 130'a gidiyorsun arkadaş. Zaten motorun çok yüksek. Motor ne oluyor? Granka bu devreye girdiği an ne oluyor? Grank birdenbire yük biniyor. Senin kolunu birdenbire bükersen ne olur? Evet. Ya kırılır ya çatlar bir şey olur. Granka da zararlı. Ne evet. kadar o da çelikten bir parça yani. Anladım. Olay bu. Son olarak böyle klima kullanımı ile ilgili dikkat etmemiz gereken iki tane şey alalım abi. Sen geçen videoda da bahsetmiştin. Sana gelen soruları da böyle düşünerek yaklaşık bir hafta 10 gündür herhalde bir 3-4 kişi aramıştır. Kulakları çınlasın. İsviçre'den bir arkadaş aradı.
Ondan sonra kliması devreden çıkıyormuş. Ondan sonra başımıza geldi işte bu olay. Yani nasıl başımıza geldi? Duyum yoluyla başımıza geldi. Oradan kliması devreden çıkıyormuş. 10 dakika çalışıyor. 10 dakika sonra devreye girmiyor. Evet. Devreden çıkıyor. Buna benzer çok soru Ondan gelmişti sonra aslında. devreden çıkıyor. Bu arkadaş öyle yaptı, böyle yaptı, olmadı. Orası dedim, burası dedim. Baktırdı. Ondan sonra onlardan çıkmadı. En sonunda İtalya'da bir arkadaşa gidiyor. Orada aracı test ediyorlar. Yarım saat makinede bağlı kalıyor. O da Klima birik cihazında. klima cihazında makinede bağlı kalıyor. Yarım saat boyunca hiçbir şey yapmıyor. Klimayı cihazdan çıkarıyorlar. Ondan sonra bir bakıyor ki klima gene gitti. Bazen gidiyor, bazen gitmiyor. En sonunda arıza nereden çıktı? Klimanın valfinin şu fişinden. İşten. Bu ne Fişten. işe yarıyor tam olarak? Bu şu fiş. Normal elektrik Ha, fişi. beslemesi. Beslemesi yani elektriğin gelen bir şey. Evet. Ne olmuş? Deforme olmuş. Yani gire çıka gire çıka devreye gire çıka bu kavrulmuş. Kavrulduktan sonra ne oluyor? Motor kendini korumaya alıyor klima kontrolü. Araç zarar görmesin diye. Bugün araçların %90'ı beyinli. Evet. Beyinli olduğu için beyin arızayı algılıyor. Ne oluyor? Klimayı devre dışı bırakıyor. Yani devre dışı bırakmasa Allah muhafaza arabayı yakacak adam. Anladım. Aslında bu klima ile ilgili bir şey de şu. Mekanik bir sistem, hidrolik sistem var içinde, Gauss'un sistem var. Bir de aynı zamanda elektrikli sistem. Elektriklere ben pek fazla bakamıyorum. Yani Şu klima ile ilgili anda elektrik arızalarına. elektrik arızasına bakmıyorum. Neden? Elektrik arızası başlı başına bir sektördür. Evet. Çünkü neden? Sigortası var, beyni var. Beyin diyelim ki klimayı uzun süre çalıştırmadan beyin algılayıcısı klimaya algılamayı vermeyebilir. Ondan da olabilir. Artı aynaların altında şeyler var, sıcaklık Sıcaklık sensörleri var. sensörleri var. Ondan sonra arabanın üzerinde sensör var. İçeride evaporatörün üstünde sensör var. Yani bunlar hep sorun. Yani elektrikçilik deyip geçmeyelim. Elektrikçilik başlı başına bir sektördür. Anladım. Elektrik çok önemli. Al işte klima devreye girmiyor. Elektrik yüzünden. Evet. Yani bir şeyi araştırırken klimacılık, sonuculuk olduğu için yapa yapa gidersin. Birdenbire pat diye arıza tespit cihazı olsa bile arızayı buradandır deyip de işe yapamazsın. Klimada %100 bulamazsın, emin emin olamaz. olamazsın. Mekanik arızaları bulmak Mekanik için başka arıza çok çare yok. Deneye farklı. deneye, yapa Deneye yapa. deneye, yapa yapa ilerlersin yani. Olay bu. Mehmet Usta çok teşekkür ederim. Hakkını helal Estağfurullah. et. Estağfurullah. Arkadaşlar Mehmet Usta'ya çok teşekkür Bir de ediyorum. radyatörlerimiz var. Bir dahaki videoda da özellikle motorların yazın hararet Hararet. yapmasının bir numaralı sebeplerinden bir Olayından. tanesi radyatör. Bilirsin Mehmet Usta'mız aynı zamanda radyatör işi de yapıyor. Bir sonraki video arkadaşlar radyatörle ilgili olacak. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok Her şey için teşekkür ederim. teşekkürler. Kolay gelsin.